Değerli öğrenciler, kıymetli veliler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilmi öne çıkaran bir üniversitede öğretim yaparak mezun olmanızı canı gönülden kutluyorum. Bundan sonraki hayatınızda daima size İlim Üniversitesi ışık tutmaya devam edecektir. Buradan aldığınız bilgiler, beceriler, öğreniler hayatınıza yeni bir yön verecektir. Ama buradan mezun olarak her şey bitmiş değildir. Çünkü insan öğrenmeye devam ediyor. Mütevelli heyet başkanınız çok güzel şeyler söyledi. Vatan sevgisini de unutmayın. Bayrak sevgisini unutmayın. Şehitlerimizi unutmayın, gazilerimizi unutmayın. Çünkü milli ve manevi değerlerinizi unutursanız kimliksiz hale gelirsiniz. Adınız, soyadınız her ne olursa olsun önemli olan beyninizdir, ruhunuzdur. İçinizdeki duygulardır, ideallerinizdir. Onun için milli değerlerden asla uzaklaşmayın. Hiçbir yabancı ideoloji, yabancı bir kültür sizi etki altına almasın. Sizi aldatmaya kalkmasın. Daima devletinizi, bağımsızlığınızı her şeyin üstünde tutmalısınız, tutacaksınız. Tabii ki Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dışından birçok ülkeden burada öğrenim gören başka ülkelerin öğrencileri de var. Onlar da kendi ülkelerine gittiklerinde kendi ülkelerine sahip çıkmayı öncelikli hale getireceklerdir. Daima önceliğiniz olacaktır. Hiçbir yabancı emperyalist düşünce sizi etkilememeli, aldatmamalıdır. Mesela bizim kendi devletimizi kurduk diye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçin. Birleşik Kıbrıs olsun, Federal Kıbrıs olsun. Bunlar hep denendi, bunlar hep gerilerde kaldı. Atatürk ne dedi? Cumhuriyet en büyük bayramdır. Cumhuriyet en büyük eserimizdir. Ve Atatürk ne dedi? Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini korumak ve muhafaza etmektir. Bunları asla unutmayacaksınız. Gerek Türkiye'de, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde, gerek Türk dünyasında oynanan oyunları daima bileceksiniz. Daima uyanık olacaksınız. Şairin ifade ettiği gibi göndere çekilen bayrak bir daha asla inmemelidir. Biz bunun acısını 1878'den 1960'lara, 1974'lere kadar gördük. Hep tekrar ana vatanımızı, Türk ordusunu ne zaman gelecek diye gözlerimiz yollardaydı. Geldiler ama şimdi de kahraman Türk ordusunun ve Türkiye'nin adadan çıkması için dahili ve harici betahlar vardır. Atatürk'ün ifade ettiği gibi o dahili ve harici betahlara karşı daima uyanık olacaksınız. Sezginiz daima yüksek olacaktır. Eğer böyle olursak ne ana vatan Türkiye'ye, ne Türk dünyasına, ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hiç kimse dokunamaz. Dolayısıyla burada almış olduğunuz ilim ve irfan sizlere daima ışık tutsun. Yolunuz açık olsun. Diplomalarınızı bekliyorsunuz. Onun için ben daha fazla uzun tutmayacağım. Hepinize hayırlı olsun. Ailelerinize hayırlı olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı olsun. Mensubu olduğunuz ülkelere hayırlı olsun. Hepinize teşekkür eder, saygılar sunuyorum.